Bu nedir hocam? Yengeç oluşumu kullanıyor. Doktor öğretim üyesi Cihan Önel, çok uzun yıllardan beri Bitlis'teki doğal yaşamı, doğa canlılarını, uzayı, taşları gözlemlemekteyim, incelemekteyim. Aynı zamanda incelediğim, gözlemlediğim objeleri kayıt altına almaktayım. Silvan'dan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Bitlis'e kadar pek çok, başta deniz fosilleri olmak üzere pek çok fosille karşılaştım. Özellikle Silvan tarafında ekip arkadaşımla Mehmet Tok'la beraber deniz kestanesi, salyangoz, yengeç, balık gibi onlarca çeşit fosille karşılaştık. Bunun yanında Bitlis içerisinde Konus Mercati dediğimiz bir fosil. Bitlis'in köylerinden birini de bulduk. Bunun yanında kemik fosilleri, diş fosilleri, eski, çok eski canlılara ait bir olduğunu düşündüğümüz bir deniz fosilleriyle karşılaştık. Tabii bunların muhtemelen milyonlarca yıllık bir evveliyatı var. Biz bir ön inceleme yaptık, gerekli ön inceleme yaptık. Fakat bunların daha net, detaylı incelemesi fosil uzmanları tarafından ortaya konulacaktır. Biliyoruz ki milyonlarca yıl önce burası Latince'de de Tethys Denizi olarak bilinen bir deniz idi. Bu kıtalar, bu karalar hep su altındaydı. Bu canlılar hepsi o zamanın canlıları olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Türkiye'nin birçok yerindeki taşları gözlemleme fırsatı buldum. Evet, özellikle en çok bu coğrafyada deniz fosilleriyle karşılaştık. Bunun yanında deniz olmayan, deniz canlılarına ait olmayan bir takım kemik gibi, diş gibi bunun yanı fosillerle de karşılaştık. Ve ben fosillere baktığımız zaman bizde bir heyecan uyandırmakta, bizi milyonlarca yıl önceki bir maziye götürmekte. Ve bundan sonraki zamanlarımda da olabildiğince gözlemlemeyi düşünüyorum bu fosilleri, doğal taşları. Tabii fosil uzmanlar tarafından bunlar bizden talep edildiği zaman kendilerine de takdim edebiliriz inceleme açısından. Zaten onlar tarafından incelendiği zaman daha detaylı, daha detaylı bir şekilde bilgiler ortaya konulacaktır. Tabii bunlar bizdeki anlamı coğrafya yönelik geçmişe bir ışık tutuyor. Bu fosillerin böyle bir özelliği var. Bulunduğu coğrafyadaki geçmişe ışık tutar. Orayı aydınlatır, oradaki canlı yaşamını falan. Konus Mercati olarak isimlendirilen bu fosili Bitlis'in bir köy arasında bulduk. Daha böyle net anlaşılır bilgiler elde edilecektir. Ama görüyor musunuz? Milyonlar olabilir şimdi. Bir zamanlar buralar okyanus altındaydı ya. Bunlar hep zaten okyanus şeyleri, canlıları.